Arkadaşlar gerçekten mutluyuz. Çünkü çok popüler bir dizüstü bilgisayar biliyor musunuz? Ben bunu bugün öğrendim çok popüler olduğunu. Altını çizerek söylüyorum. Dünyanın en çok satan dizüstü bilgisayarı önümde duran bu MacBook Air arkadaşlar. Gerçekten öğrenince şaşırdım. Şimdi bu videodan beklentimizle önce onu söyleyeyim. Bu kadar popüler bir dizüstü bilgisayarın bize sundukları neler? Çünkü çok önemli sunumlar oldu. Bu sunumları ben takip ettim. Sonrasında da önemli bilgiler geldi ve günün sonunda hesap darken yani ihtiyacınız olan bir dizüstü bilgisayardan beklentilerinizi masaya koyduğunuzda fazlasıyla karşılayan bir seçenek gibi duruyor. Heyecanımı kaybetmeden dilerseniz hemen hızlı bir şekilde kutuyu açmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi önümdeki MacBook Air kutusunu açarken ne yapacağız? Şuradan artık öyle plastik poşetler falan bunlar gitti. Sürdürülebilirlik odaklı bir de şunu açalım. Şöyle mikrofonu da yaklaştırayım sesini duyalım. Evet arkadaşlar, kutumuzu açalım. Bu arada 13 inçlik olan seçenek şu anda benimle beraber, bir de 15 inçlik olan seçenek var. İki farklı seçenek olduğunu söylemiş olun. Bu taşınabilirliğin zirvesi ve bu kadar hafifliğe rağmen bu kadar güçlü bir bilgisayar zannediyorum yok arkadaşlar. Bunu detaylı incelenmemizde göreceğiz ve karşılaştık. Şimdi bizim rengimiz tabii ki tam da bizim hayal ettiğimiz bir renk var. Gece yarısı olarak adlandırılan bir renk var. Şimdi bunu açacağım. Önce bir dursun. Şu MagSafe'in güzelliği. Hakikaten şu işi inanılmaz güzel yapıyorlar artık. Neden diyeceksiniz? Çünkü tekstil bir kaplama var etrafında. Hızlı şarj oluyor. Bir ucu Type-C, yani şu iş artık oturdu. Mükemmel bir şekilde oldu. Bunun dışında ne var arkadaşlar? Bir adaptörümüz geliyor. Apple'ın kutularından adaptör görüyoruz. Bakın hala adaptör çıkıyor. Bu adaptörü de beğeniyoruz. Niye beğeniyoruz? Çünkü çift çıkışlı bir Type-C girişi var. Şimdi Apple'ın web sitesinden sipariş verirken ikinci bir seçenek de nedir? İki tane çıkış yerine isterseniz 70 Watt gücünde bir başka adaptör de isteyebiliyorsunuz. Ben baktığımda arada fiyat farkı yoktu arkadaşlar. Fiyat ve satın alma konusunda size güzel bilgiler vereceğim. Şimdi Nalet Bebe olsaydı ona şunun içerisinde iPhone 15 olduğuna inandırırdım ama kutudan başka bir şey çıkmıyor. Şimdi kutumuz şurada dursun. Şunları da buraya koyalım. Şu MagSafe'imizi de bir açalım. Bu kablo yırtılmıyor. Herhangi bir zarar görmüyor. Yani daha önceden benim kullandığım MacBook'larda belli bir süre sonra, 2 yıl sonra vesaire şu kabloların ucunda bir sıkıntı oluyordu. Böyle yırtılanlar vesaire oluyordu. Şu tekstil kaplama o problemi ortadan kaldırdı. MagSafe'de çok şükür bir led ışığımız var. Bu led ışıkla şarj oldu mu tamam mı görebiliyorsun. Yani burada yeşili gördüğün zaman 18 saat pil ömrü sunan bir dizüstü bilgisayara sahipsin anlamına geliyor. Yani sen artık bu kabloyu sonra bu adaptörü evde bırakabilirsin veya iş yerinde bırakabilirsin. Neden? Çünkü 18 saat pil ömrü sunan bir bilgisayar var arkadaşlar. Bu gerçekten inanılmaz ama bence videonun en başında söylemem gereken konuyu şu anda söyleyeyim. Buradaki MacBook Air artık M3 işlemciye sahip. M3 işlemci ne anlama geliyor? Bana soracak olsanız dünyadaki en performanslı işlemci. Bir dizüstü bilgisayardaki. Verimlilik konusunda yapılan testler ortada. M3'ün tabii farklı farklı sürümleri de var. M3 Max'li olanı, M3 Pro'lu olanı sizlerle paylaşmıştık daha önce. Şu anda bir MacBook Air'de M3 işlemci var. Yani en güçlü işlemci ailesinin bir üyesi şu anda bu bilgisayarda. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden ne yapayım? yapalım, açalım. Tabii ki açalım. Şeletenimizi çıkartalım. Şu anda elimde. Hakikaten çok kolay taşınabilir. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bir 16 inçlik M2 Max işlemcili MacBook Pro kullanıcısı olaraktan şunu söylüyorum. Benim işlemcimden daha gelişmiş bir işlemci var. Tabii ki kıyaslamalarına daha sonra geliriz ve ondan çok daha kolay taşınabilir bir boyut var arkadaşlar. 13.6 inç, küsuratını söylemezsek 13 inçlik bir bilgisayar tek elimle açabiliyorum. Sesi de duyduk. Ekranımızı koruyan şu kağıdı da alalım. Bilgisayarımız hello diyerek başladı. Şimdi ekrandan biraz bahsetmek istiyorum size. Bu ekran 13.6 inçlik Liquid Retina bir ekran. 500 nit'e kadar parlaklığa sahip 1 milyar renk desteği de var. Ayrıca laptop kapalı iken yani şu haldeyken sizin buradaki Thunderbolt 4 çıkışlarından bu arada onu da söylemiş olalım. Thunderbolt 4 destekten 2 tane Type-C giriş var. Bir de MagSafe yani şarj ederken 2 tane Thunderbolt 4 de kullanabiliyorsunuz. Böylelikle siz 2 tane daha daha büyük ekrana çıkış verebiliyorsunuz. Yani siz bunu aslında bilgisayar kasası olarak da taşıyabilirsiniz ve kasa bu kadar bu ya yani adaptörde bu kablo da bu ne yapıyorsunuz? Evde diyelim borsayla ilgileniyorsunuz. Kripto paralarla ilgileniyorsunuz. Büyük bir ekrana ihtiyacınız var. Bunu kasa olarak konumlandırıyorsunuz. Hatta 3D printer'da buna Samet kesin bir şeyler yapar böyle. Çekeriz onu da videosunu. Canavar gibi kasaya iki tane dev ekran bağlıyorsunuz ve bitti. Acayip bir ortam. Ortada kablo karmaşası var mı? Yok. Ortada inanılmaz bir güç harcayan makina var mı? Yok. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Ama biz ne yapacağız? Bu arkadaşı açacağız tabii ki. Hızlı bir şekilde de kurulum yaptıktan sonra aldığım notları sizlerle paylaşacağım. Bu arada bu videodaki heyecanımıza ortak olmak isterseniz videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Şundan dolayı niye heyecanlıyız? Ya bu Dizüstü bilgisayarın fiyatı ben bu videoyu çekerken 47.499 TL'den başlıyordu. Hatta güvenli bir şekilde satın alabilmek için ihtiyaç duyduğunuz linki videonun açıklama kısmına bırakacağım. Başlangıç fiyatı dediğim için konfigürasyon bizim için çok önemli. Hemen şöyle söyleyeyim. 8 GB'lı bir RAM ve 256 GB'lık bir SSD depolama ünitesi var. Ama siz isterseniz bunu yapılandırabiliyorsunuz. Bu arada yapılandırmalar nereye kadar gidebiliyor? Hemen onu da söyleyeyim. 8 çekirdekli CPU'ya 10 adede kadar çekirdekli yapılandırılabilen GPU GPU'ya 24 GB'a kadar birleşik bellek yapısına veya 2 TB'a kadar ulaşabilen SSD yapısını ihtiyacınız doğrultusunda seçebiliyorsunuz, siparişinizi verebiliyorsunuz. Ve başlangıç fiyatının 47.000 TL olduğunu tekrar altını çizeyim. Niye bunun altını çiziyorum? Çünkü piyasada aslında bu boyutta taşınabilir Windows dizüstü bilgisayarlarla kıyasladığınız zaman arada böyle bir uçurum yok. Yani beni en çok şaşırtan kısım bu. Çünkü Windows dizüstü bilgisayarlar da neredeyse bu fiyata yakın arkadaşlar. Şimdi bu kadar yakınlık olunca da tercih konusunda birçok kişi belki de Apple'ın yeni M3 işlemcili MacBook Air'inden yana tercihini kullanabilir diye düşünüyorum. Bu benim kendi kişisel yorumum. Sizin de yorumlarınız çok önemli. Videoyu beğenirken, video bittikten sonra da yorumunuzu yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bilgisayarı tekrar açtığımda çok güzel bir klavye bizi karşılıyor. Bu klavye ses çıkartmıyor. Magic Keyboard'dan bahsediyoruz. Aynı zamanda bir Touch ID'miz var. Bu Touch ID güvenli bir şekilde parolalarımızın girilmesini, oturumların açılmasını çok hızlı ve altını çizerek güvenli bir şekilde verilerimizin saklanmasını sağlıyor. Bu bizim için çok kıymetli. Bununla beraber 1080p bir FaceTime HD kameramız var. Tabii kameradan bahsetmişken çok başarılı bu arada. Gerçekten çok başarılı. Yani ben birçok toplantıya Ek bir kamera kullanmadan kendi hani biz şovumuzu yapmak zorundayız. Yani karşıdaki kişi bizim yayıncı olduğumuzu anlasın diye ek bir kamera yerine biz burada FaceTime kamerasını kullanıyoruz. Severek yine burada karşımıza çıktı. Bununla beraber üçlü bir mikrofon dizilimi var. Bu da ne anlama geliyor? Sesinizi çok başarılı bir şekilde karşı tarafa gönderiyor. Gürültüden arındırıyor ve önemli bir konuda var. Bu yapının üçüncü bacağında ne var? Hoparlörler. Dolby Atmos destekli uzamsal ses teknolojilerinin desteklendi bir hoparlör seti var. Tüm bunlar bir araya gel geldiğinde müthiş bir multimedya deneyimi aynı zamanda online toplantılarda harika bir sonuç anlamına geliyor. Şimdi bu bilgisayar kimler için? Aslında merak eden konulardan bir tanesi de o. Şimdi sunumu ben izledim. Sunumu izlerken Apple'ın kıdemli başkan yardımcısı var, Greg. Kendisiyle de böyle birebir görüşme imkanım da olduğu için de çok mutluyum. Greg bu konuda çok enteresan bir söz söylüyor. Diyor ki: "Öğrenciler ki şu anda bizi birçok öğrenci izliyor. Acaba ben işlerimi, ödevlerimi, ofis dosyalarını açabilir miyim? Cevap tabii ki kocaman bir evet. Daha detaylı incelemede bunu nasıl yapacağınızı da anlatacağım. Şimdi videonun süresini çok fazla uzatmak istemiyorum. E geçiyorum bir başka kısma. Greg'in söylediği çok önemli bir kısım daha var ve çok güzel bir tanım var. Güçlü verimlilik isteyen çalışanlara. Arkadaşlar bu çok önemli. Güçlü verimlilik. Yani bu daha iyi anlatılamazdı bence. Greg gerçekten çok başarılı bir kelime çifti seçmiş. Güçlü verimlilik ne anlama geliyor? Yani on 8 saat pil ömründen bahsediyoruz. Ya da işte verimlilikten kasıt nedir? Siz çalışıyorsunuz. İşinize bir an önce başlamanız lazım ki ben yanımdan bir MacBook Pro'yu ayırmıyorum. Hatta bir otomobille bir yerden bir yere gideceksem 25 dakika ise ben o MacBook'u yanıma alıyorum. Açıyorum. 25 dakikada e-maillerimi cevaplıyorum. Kapatıyorum. Şimdi açtın kapattın. Yani buradaki başlama süreleri bile çok önemli. O nedenle güçlü verimliliğin altını dolduran özellikler buradaki bilgisayardan mevcut. Şimdi biraz da işlemci hakkında bazı kıyaslamaları hatırlamaktan fayda var. Çünkü m 3 işlemci bizim için neyi ifade ediyor? Şimdi diyelim ki şu anda elimde M3 işlemcili bir MacBook Air var. Eğer M1 işlemcili bir MacBook Air alan kişi bunu alınca ne kadar bir performans farkı elde ediyor bunun cevabını vereceğim. Tabii ki uygulamalardan örnek vermek en mantıklısı. Diyelim ki Final Cut Pro yapıyorsunuz. Yani sonuçta sosyal medya hesabınız için video üretiyorsunuz ve kullandığınız video düzenleme yazılımı Final Cut Pro. Şimdi siz M1 işlemcili bir bilgisayarda Final Cut Pro kullanıyorsanız M3 işlemcili bu bilgisayarda %60 daha fazla bir performans elde ediyorsunuz. Bu size acayip zaman kazandırıyor. İşlerinizi daha kısa zamanda bitirmenize sağlıyor. Kendiniz için yapabileceğiniz en mantıklı yatırımlardan bir tanesi. En mantıklı IT altyapısı yatırımlarından bir tanesi buradaki MacBook Air oluyor arkadaşlar. Şimdi herkes Final Cut mı kullanıyor? Yani herkes video mu düzenliyor bu bilgisayarda? Cevap hayır ama birçok insan ofis belgelerini kullanıyor. Şimdi geçiyorum bir başka örneğe. O da Microsoft Office. Hatta Office ailesinden Excel. Excel tablolarında işlemler yapacaksınız diyelim. Diğer bilgisayarınız neydi? M1 işlemcili bir MacBook Air idi. Siz M1 işlemcili bir MacBook Air'e göre Excel tablolarını yüzde %35 daha fazla performanslı bir şekilde görmüş olduğunuz bu bilgisayarda M3 işlemcili MacBook Air'de yeni MacBook Air'de yapabiliyorsunuz. Son zamanların önemli konularından bir tanesi ne var? Yapay zeka. Hatta Microsoft tarafında, işte Intel tarafında nasıl bilgisayarlar öne çıkıyor, pazarlanıyor? AI PC diyorlar. Yani yapay zeka bilgisayarı. Şimdi burada Apple susmuyor. Neden? Çünkü çok önemli bir avantaja sahip olan Neural Engine ünitesi var. Biliyorsunuz yani M3 işlemci sadece işlemci değil, içerisinde grafik ünitesi de var, içerisinde birleşik bellek de var, içerisinde yapay zeka ünitesi de var. Şimdi bu yapay zeka ünitesi ihtiyaç duyduğunuz işlemleri yapıyor. Az önceki işlemci örneğinde anlattığım bazı anlaşılabilir bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyelim ki GoodNotes uygulamasında yapay zeka destekli ödevlerinizi yapacaksınız. Ya da işte Pixelmator var, böyle bir uygulama var. Uygulama ne işe yarıyor? Diyelim ki elinize bir fotoğraf var, siz yapay zeka kullanarak bu fotoğrafın çözünürlüğünü artırmak istiyorsunuz ki fotoğraf işleriyle ilgilenenler sadece bu işten bile para kazanabiliyorlar. Mesela bu konuda işte Neural Engine ünitesi iş yapıyor. Ya da mesela biz bu ara CapCut çok kullanıyoruz. Mesela CapCut'ın yapay zeka desteğiyle beraber arka planı kaldırıyor. İşte tam bu işlerde az önce bahsettiğim Neural Engine ünitesi bize lazım ve M3 işlemcisinde geliştirilen bu ünite size çok daha fazla performans sunarken aynı zamanda zaman kazandırıyor. Burada merak ettiğim bir konu var. Çünkü burada fansız bir tasarım var. Yani işlemci o kadar verimli çalışıyor ki onu belli bir seviye sıcaklıkta tutabilmek için fana ihtiyaç yok. Ama bu acaba bizi zor durumda bırakır mı? Yani ben pek tahmin etmiyorum ama yine de bu sorunun cevabını net olarak verebilmek için detaylı bir video hazırlayacağız arkadaşlar. Bunu ekip arkadaşlarımızla beraber yapacağız. Nerede yayınlayacağız? Sihirli Elma YouTube kanalımızda. O nedenle videonun açıklama kısmında Sihirli Elma YouTube kanalında linkini sizlerle paylaşacağım. Mutlaka abone olun çünkü derinlemesine videolarımızı Sihirli Elma YouTube kanalında yapıyoruz. Fansız tasarım konusundaki merak ettiklerimizi tabii ki ortadan kaldıracağız. Bir diğer gelişmeye hemen geçmek istiyorum. Nedir? Wi-Fi 6E geldi arkadaşlar. Yani bir önceki MacBook Air'de Wi-Fi 6 vardı. Wi-Fi 6'dan çok daha fazla band genişliğine sahip olan Wi-Fi 6E geldi. Bu bize tabii ki kablosuz bağlantı konusunda performans sağlıyor. Şimdi aranızda Wi-Fi 7 gelmesi gerekmiyor muydu diyenler olabilir. Haklı da olabilirler. Çünkü bu dizüstü bilgisayar satın alındıktan sonra yıllarca kullanılabiliyor. Bir de o kadar yıl kullandıktan sonra satabiliyorsunuz da. Wi-Fi 7 olsaydı tabii ki daha çok sevinirdik. Ama şundan dolayı çok yüklenmek istemiyorum. Hani kaçımızın evinde Wi-Fi 7 modem var. Hani kaçımızın ofisinde Wi-Fi 7 router var. O nedenle Vay niye Wi-Fi 7 yok falan diye yüklenmek istemiyorum. Kutu açılışının sonlarına doğru gelmişken bu MacBook Air'i mantıklı hale getiren bir seçenek nedir? Ekosistemin içerisinde kalmanız. Yani şu anda ben aldığım notları okuduğum bir ekran var. iPhone 15 Pro Max. Bundan bu arka arkadaşa kablosuz bir şekilde çok hızlı bir şekilde yani hiçbir şekilde bir USB belleğe ihtiyaç duymadan kabloya ihtiyaç duymadan acayip hızlı bir şekilde görüntüyü aktarabiliyorum. Sadece görüntü değil işte bunun kamerasını mobil bir kamera olarak Macbook Air'de kullanabiliyorum. Yani daha saymakla bitiremeyeceğim bir ekosistem faydası var. İşte tüm bu ekosistem faydası içinde bir Macbook Air hele de almışken M3 işlemcili ve fiyatlar böyleyken Windows'la kıyasladığımızda da oldukça avantajlıyken bir Macbook Air çok mantıklı olabilir gibi duruyor. Ve son bir hatırlatma daha yapacağım videoyu kapatmadan önce. Arkadaşlar tabii ki buradaki bahsettiğim özelliklerin yanı sıra yazılım bizim için çok kıymetli. macOS Sonoma var şu anda bu dizüstü bilgisayarda en güncel işletim sistemi olarak ama bu hatırlatmamı lütfen bir yere not edin. Haziran ayını bekleyin. Çünkü yani Allah izin verirse herhangi bir sıkıntı olmazsa Haziran ayında Apple'ın Worldwide Developer Conference yani DubDubDC dediğimiz etkinliğinde duyurulacak olan iki tane önemli konuya sadece bu video için odaklanmanızı istiyorum. Bunlardan bir tanesi yeni MacOS, bir diğeri de yapay zeka. Özellikle az önce bahsettiğim Neural Engine ünitesi Large Language Model dediğimiz büyük dil modeli. Yani cihaz üzerinde yapay zeka performansı konusunda bize bambaşka çığır açacak yenilikler duyurabilir. Apple tarafından bahsediyorum. Yani bir chat GPT'yi biliyorsunuz çok popüler. İşte Twitter bunun rakibini çıkartıyor. Türkiye'de de yapılan işler var. Apple bu konuda da bekleyin diyor. Bekleyin bir şey göreceksiniz diyor. O nedenle bu bence gerçekten heyecan verici ve aynı zamanda bugün satın aldığınız bu MacBook Air'i Haziran ayında göreceğimiz duyurudan sonra yani bu benim kendi tahminim. Herhangi resmi bir bilgi almadım ama bu zamana kadar genelde tahminlerimiz doğru çıkıyor. Haziran ayındaki duyurudan sonra bu arkadaş hatta telefonlarımız işte Apple Watch, AirPods hepsi bambaşka bir şeye dönüşebilir arkadaşlar. O nedenle yapay zeka konusunda bence Apple'ın anlat daha kost kocaman bir iceberg var. Yani biz ucunu gördük, onda birini görüyoruz, onda dokuzu aşağıda. Dostlar, şimdilik bu kadar. Kutuyu açtık, yeni MacBook Air'imize kavuştuk, güvenli bir şekilde satın almak için linkini aşağıya bırakıyorum. Şimdi yorumlarınızı bekliyorum. Ne diyorsunuz? Bu fiyat, rakipler, işlemci, fansız bir tasarım, ekran, klavye, hepsini sizin gözünüzden de okumak istiyorum. O nedenle yorum zamanı. Lütfen yorumlarınızı paylaşın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.